Tahkikatta bir gelişme olup olmadığını merak ediyorum Mahalle Bey. Behram Paşa'yı uzun süredir göz hapsine almıştım. Fakat açık vereceği benzemiyor paşam. Belki de suçsuzdur. Zira hayatımı kurtardı. Vaka, onda bana suikast düzenleyecek cüret ne arar? Buna zekası da yetmez, kuvveti de. Aklı veren başkası olabilir paşam. Göreceğiz Bahri Bey. Siz tahkikata devam edin. Eğer bir gelişme olursa evvela bana haber verin. Emredersiniz. Hünkârımıza kadar ulaştım. Vazife talep ettim. Ancak henüz bir sonuç yok. Paşa, tedbiri elden bırakma. Bir an evvel divana girmen lazım. Merak etmeyin efendim. İbrahim Paşa hakkında öyle bir şey öğrendim ki elime düştü. Yakındır ne istersem yapacak. Maşallah sultanım. İkisi de nur topu gibi. Allah nazarlardan saklasın. Alsana kucağına. Hadi korkma al. Paşam, Allah bağışlasın. Sağ olun, gel kalk ha. Nasılsın Nigar? İyi misin? İyiyim sultanım. Darısı başına. İnşallah tez zamanda sen de çocuklarını kucağına alırsın. Amin. Sultanım, müsaadenizle. Paşam. İbrahim. Hı? Mahidevran'ın hali neydi öyle? İnşallah bir hata yapmaz. İnşallah. Kırım ve Kazan'daki taht kavgasının büyüdüğünü ve çok kan döküldüğünü söylüyor ulaklar. Müdahale etmemiz gerekebilir hünkârım. Bilhassa Abigen'in babası Kazan Han'ı Sahip Girayhan zor durumda gözüküyor. Sahip Girayhan'ın buraya sağ salim getirilmesini sağla. Olayları yakinen takip et. Malumatım olacak. Emriniz başım üstüne. Hünkârım. Hızır Hayrettin Reis'ten mektup geldi. Barbaros'tan bu haberi bekliyordum. İbrahim Paşa oku. Bakalım Barbaros Hızır Reis neler demiş. Padişah-ı Cihan Sultan Süleyman Han Hazretlerinin dergah-ı alilerine arz-ı bendeyi bir miktar budur ki. Bu reis kulunuz Bahri Sefit'te Cezayir açıklarında bulunan Penon kayalıklarını bir günde 1000 gülle atıp aldım. 700 İspanyol esir ele geçirdim. İlaveten 30.000 Hristiyan'a taş döktürüp mezkur kayalıkları Cezayir'e bağladım ve buraya bir mendirek yaptırdım. Yardıma gelen İspanyol filosu ise yanlış yere geldiğini zannetti ve onları kolayca ele geçirdim. Bu esnada İspanya kralı Bedbah Şarke'nin Cenevo'ya geldiğini haber aldım. Kendisine korku salmak üzere en cengaver reislerimi göndererek Marsilya, Nice ve İspanya sahillerini yağmalattım. Elhasıl artık Cezayir, kudretli hünkârımızın bu denizdeki en muhkem limanı olmuştur. Emri ferman, saadetli padişahımındır. Bende-i Hızır Hayrettin, reisi Bahri Sefil. Âlâ. Avrupa'nın kalbine kadar ilerledik.
Neredeyse bütün Avrupa ayaklarımızın altında. Hünkârım, Kaptan-ı Derya Kemankeş Mustafa Paşa ile donanmamızın son vaziyetini konuştum. Piri Mehmet Paşa ve Piri Reis'in çabalarıyla rahmetli hanımız Sultan Selim Han'dan bu yana çok kuvvetli bir donanmaya sahibiz. 500 pare gemimiz hazır vaziyette bekler. Lakin Rodos'un fethinden bu yana Tuna Nehri'ni aşıp geri gelmekten gayrı büyük bir sefer bekliyorlar. Evet. Artık büyük denize açılma vaktidir. Akdeniz'deki hakimiyetimizi muhafaza etmek ve dahi ilerletmek mecburiyetindeyiz. Ki bu bizim kara seferindeki hareket kabiliyetimizi de arttıracaktır. Karada ve denizde aynı anda bizimle savaşıyor olmak Şalken'i ziyadesiyle korkutacaktır. Paşa Hazretleri. Hayırdır Behram Paşa? Bakıyorum kendine mesken belirledin burayı. Affedin paşam, lakin merak içindeyim. Hünkârımızla görüştüm daha önce yeni bir vazife vermesi hususunda. Hünkârımız sana sabırla beklemeni söylemedi mi? Sabrım kalmadı paşam. Yıllardır bekliyorum. Ne vakit vazife vereceksiniz? Laflarına dikkat et Behram Paşa. Sana mı soracağım ben? Ne vakit dersem o vakit. Şimdi git buradan. Bir daha da zamansız çıkma karşıma. Az kaldı paşa. Bu lafları yedireceğim sana.